Bu artışlar daha büyük bütçelere, daha büyük transferlere yol açacak. Bunun sonucunda da tabii saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onların da bütün moralini alt üst edecek. Bu haksızlıkları onlara da yaşatacak bir gün. Temenni ediyorum yaşatmaz. Ama ne yazık ki Türk futbolunun kaderi bu oldu. Bizim de tabii birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Burada Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan, maddi manevi her şeyini veren bir başkan, bir yönetim kurulu var. A'dan Z'ye bütün hakemlere. Çünkü ben daha bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm. Özellikle bu sezon. Son haftalarda. Yani en iyisi de geldi. Türkiye'nin gururu denilen hakem de geldi. Onun da yaptıkları ortada. Bugünkü hakemin de yaptığı ortada. Yani onlara sesleniyorum. Bu kadar milyonlarca taraftarın, maddi manevi her şeyini veren başkanın ve yönetim kurulunun hakkını nasıl ödeyecekler? Şimdi o kuralla alakalı topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz. Daha maçın başında işte o Diaby'ye yapılan hareket. VAR'da uyarmıyor bunları. Yani bunun, şimdi ben taraftarımızı da anlıyorum. Biz de buraya çıkıp her hafta ağlama, sızlama öyle bir kültürümüz de yok. Yani Beşiktaş ağlamaz. Beşiktaş bu saatten sonra, bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu yıkıp geçecek artık. Bu saatten sonra ağlama, sızlama zaten yapmadık. Gerekli şeyleri biz yapıyorduk. Ama demek ki o yeterli gelmedi. Bizim de artık farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Bu geç oldu, güç oldu meselesi de değil. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu yapanlara karşı bu oyunu bozmak için gerekli mücadelemizi yaparız. Yapıyoruz ve yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kural hatasıyla alakalı federasyona bir başvuru. Ya biz buna başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa, ki herkes öyle söylüyor. Öncelikle federasyon ne yapacak ya da MHK ne yapacak? Plan ve projemizde yoktu. Bu yani hoca değişikliği. Ama Beşiktaş da plansız değil. Yani bu karar alınırken de belli bir plan yapıldı. Bizim aklımızda bazı isimler var. Son noktaya geldiğimiz zaman bu hafta için zaten netleşir. Pazartesi günü bu işin bitme ihtimali var mı Emre Bey? Yarın yani. Tabii yarın da bitebilir, salı da bitebilir. Yani biz dönünce yönetim kurulu olarak bunu bir değerlendiririz. Şu an hali hazırdaki adaylar içerisinde hangisi Beşiktaş'a daha katkı sağlayacaksa onu seçeriz.